Küresel gündemden merhaba. Libya, uluslararası gündemdeki önemini korumaya devam ediyor. Moskova zirvesinden sonra 19 Ocak'ta 12 ülke ve 5 tane uluslararası örgüt Libya sorununa bir çözüm bulmak için Berlin'de bir araya geldi. Aralarında Türkiye'nin de olduğu liderler yaklaşık 50 sayfalık bir metin yayınladılar. Metinde önemli başlıklar da vardı. Libya'daki son gelişmeleri, Berlin zirvesinin önemini Profesör Doktor İlhan Uzgen ile birlikte ele alacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Hocam Moskova zirvesinin ardından 19 Ocak'ta liderler bu sefer Berlin'de bir araya geldiler. Moskova'dan farklı olarak BM'nin doğrudan katılımı vardı. BM Genel Sekreteri de zirvede eşlik etti. Benzer bir biçimde Avrupa Birliği Komisyon Başkanı da zirvede yerini almıştı. İlk olarak siz zirveyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle zirveler hep olur. Bir şey çıkmaz. Yani bunlar bir şey olmayacağı zirveleri. Yani zirve demeyeyim ama hiçbir iç çatışma. Öyle bir zirve, iki zirve, üçüncü görüşme süreci buralarda hallolmaz. Evet. Şimdi kaç dinamik var? Onlara dikkat çekeceğim. Bir tanesi şu. Şimdi dikkat ederseniz bir aktör var. Kritik bir aktör var. Hafter. Evet. Ve bir taraftan da böyle işte büyük büyük devletler, hani Rusya, hani Türkiye de bu şey içinden önemli bir devlet tabii ki. Keza ABD Dışişleri Bakanı vardı. ABD Dışişleri Bakanı. Mesela bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Hafter mesela Moskova'ya gidiyor. Yok ben imzalamayacağım diyor. Evet. Uçağını atlayıp gidiyor. Berlin'de daha fazla ülke toplanıyor. Kesinlikle. Ki biz Moskova'ya ne demiştik geçen hafta? Hani burada bir tuhaflık var. Hani Türkiye ile Rusya hani bir işi Libya için hallediyor olamaz. Hani bu evet, hamisi gibi davranıyorlar. Uymuyor. Ha, Libya'nın böyle iki sahibi orada falan. Uymuyor diyor. Şimdi Berlin bunun daha genişletilmiş ölçeği. Aslında vekil savaşı yürütenler toplantısı yapılan iş o aslına bakarsanız. Tabii. Fakat tuhaf bir durum var. Mesela Hafter bir general. Savaş baronu, yani warlord falan diye. Bu AKP'nin diline sonra geliriz vakit kalırsa. Fakat bir tuhaflık var. Orada da diyor ki ben bu ateşkes anlaşmasını imzalamayacağım. Yani düşünsenize Libya iç savaşının taraflarından bir tanesi. Hani bir işte general. Böyle büyük güçleri bir sürü ülkeyi sanki parmağında oynatıyor. Kesinlikle. Yani senin canın ne, cinin ne diye aklımıza gelmesi lazım. Ya sen nasıl nereden bu gücü alıyorsun da, değil mi? Moskova'ya gidiyorsun. Yok ben beğenmedim ama uçağımı atlayıp gidiyorum. Berlin'e gidiyorsun. 12 dediniz ya, 12 tane ülke. Evet. 5 tane uluslararası örgüt. Arap Birliği, AB, Birleşmiş Milletler. Evet. Falan hani Latin Amerika falan yok bir tek. Yani Afrika Birliği kesinlikle. Afrika Birliği. Yani orada Hafter diyor ki yok ateşkes anlaşma. Hatta Nazlı da bir general. Öyle hemen gitmiyor. Evet. Alman Dışişleri Bakanı gitti. Lütfen, tabii. Lütfen gel dedi. Onu alıp gitti. Şimdi burada bir tuhaflık var. Şimdi bunu neyle birleştirebiliriz biz? Bir diğer soruyla. Hani herkes şunu soruyor. Peki Amerika niye ortada görünmüyor? Efendim işte 2012 Eylül'ünde Libya'da Amerikan Büyükelçisi öldürüldü. O yüzden Amerika sahada pek görünmek istemiyormuş. Sahada yokmuş. Şimdi, Rusya'nın elçisi de Türkiye'de öldürüldü. Ona evet. Bakacak olursak. Şimdi böyle siyaset böyle yapılmaz ki. Bir, Amerika sahada zaten. Evet. Yani şunu izleyenlere hatırlatalım. Libya'da Amerikan askeri varlığı var. Amerika ise zaman vuruyor. Kesinlikle. IŞİD'le savaşıyorum. Ne biliyorsunuz hep herkes IŞİD'le savaşıyor. Bitmiyor IŞİD. Maşallah. Liderini öldürüyorsun bitmiyor. İkincisi, evet. İkincisini öldürüyorsun bitmiyor. Türkiye ailesini yakaladım dedi biliyorsunuz. Evet. Yani ailece. Yıkılmayan adam gibi. Aileyi aldı falan. Hani IŞİD bitmiyor falan. Şimdi bir sahada var. Evet. İki. Şimdi Amerika yok diyorlar falan. Amerika orada. İşte Amerika'nın cisimleşmiş hali Hafter. Evet. Bunu söyledik. Yani şunu bekliyor insanlar. Ya sen bana hani CIA ajanı olduğuna dair bir şey göster. Yani şurada bir yaka kartı arıyorlar. Evet. Ya bakın Amerika Hafter 1980'lerin sonundan itibaren Kaddafi'ye karşı yürütülen operasyonların içinde. Evet ve ABD'de uzun süre yaşadı. Tabii oradan olmayınca Amerika almış.
Ki böyle bir yasası var Amerika'nın. Yani ve uygulamada da şu var. Bu tür Amerikan karşıtı rejimlerin aleyhtarı unsurları kendi ülkesinde bakıyor bunlara. Ailecek bakıyor. Evet. Ve hani bir gün şey değiştirirse adam lazım olur. Çünkü hani o zaman boşta kalır. Hani hazır el altında, hani muhalif güçleri elinin altında tutuyor. Evet. Irak için de vardı bu. Başarılı olur olmaz o ayrı. Ve 2011'de Hafter'i gönderiyor. Yani şöyle bir bakıldığında hani Google'dan girdiğinizde bile daha 2011 civarında Hafter CIA mı çalışıyor diye yazılar var. Evet. 2011'de. Yani biz şimdi tabii Hafter'i çok konuşuyoruz. Dolayısıyla Hafter yani doğrudan bir CIA ajanı olup olmamasının hiçbir önemi yok. Doğrudan bir Amerikan asetidir. Evet. Yani yerel unsurudur Amerika'nın ve fark ettiyseniz yani sahadaki ve masadaki yani hem Libya sahada çatışma dinamiğinde hem de diplomasi masasında herkes şeyin gözünün içine bakıyor. Hafter'in. Evet. Yani çünkü Sarraç hükümeti hazır. Sıkışmış durumda çünkü. Evet ve benzer bir şey nitekim şeyde de gördük hocam. Böyle Putin'in, Sisi'nin ve yine bölge liderlerin üçlü bir fotoğraf var. Yanılmıyorsam Merkel'in de olduğu Sisi'yle mesela konuşuyorlar. Baktığımız zaman Sisi şey, hani bir yani Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri yine Hafter'in yanında hizalanan ülkeler, arkasında hizalanan ülkeler. Yani orada müttefikler de sanıyorum Hafter yanlıları da benzer bir nasıl söylemek lazım uzlaşmacı ton demeyelim de kendilerine güvenle oradaydılar. Yani çok alttan almıyorlardı. Benim izlenimim o yönde oldu yani. Doğrudur. Dolayısıyla da Hafter barış isterse barış ol. Verilen görüntü o. Evet. Hafter ben anlaşmayayım da. Evet siyasi çözüm olsun dedim mi? Çözüm olacak. Hafter bakıyorsunuz Moskova'dan dönüyor. Saldırı devam ediyor. Berlin'den dönüyor. Petrol ihracatını engelliyor. Bu bitti. Evet. Bitti Libya. Yani kesinlikle. Merkez hükümet bitti o zaman. Dolayısıyla da hatta şöyle diyelim. Diplomatik görüşmeler şeyi sahadaki durumu ağırlaştırmaya başladı aslında bakarsanız. Yok işte diplomatik görüşme öncesinde Berlin Kongresi konferansı öncesinde işte daha fazla pozisyon alma. Hayır ilgisi yok. Yani işte Libya'nın geleceği Hafter'e bağlanmış gibi gözüküyor. Bu çok feci bir şey. Aslına bakarsanız karşısında hani koca Türkiye'nin olduğunu düşünüyorsunuz. Peki hocam ben de iki noktadan tam buraya gelmek istiyordum aslında. Şimdi söz konusu metinde iki tane de ifade vardı dikkat çekişi. Bir tanesi Libya çatışmasına taraf olanlar ya da Libya topraklarında ki askeri hareketliliği destekleyenler bu şeylerini sonlandırsınlar denildi. Faaliyetlerini sonlandırsın. Ambargo hatırlatması bir de bununla beraber dış müdahalenin sonlandırılması, militanların buradan çıkarılması. Bunlar çok Hafter'in elini güçlendiren unsurlar değil mi? Çünkü bakın, Türkiye'de hani bunların hepsini böyle payesinde toplayan diyelim. Ya şöyle söyleyeyim. Üzülerek söyleyeyim ama bunların hiçbir hükmü yok biliyor musun? Evet. Yani bir iç savaş oldu mu? Evet. Standart iki şey yapılır. Ateşkes ve silah ambargosu. Ve bunların ikisine de uyulmaz. Evet. Ve bunu yapanlar da bilirler bu yolunu. Tabii. Bu biliyor musunuz? Ta İspanya iç savaşından beri böyle. Tabii. Yani bir ateşkes mutlaka olur. Bir işte silah ambargosu, yabancı birlikler çekilsin falan. Hiç kimse uymaz. Bu çok standart. Ya onu şey Berlin Kongresi konferansına gerek yok ki. Zaten Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı var. Evet 2011'den bu yana ambargo var. Evet. Yani bu bunların hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla da bana sorarsanız yani çok sert ve katı bir şey söylüyorum ama bunlar tiyatro. Yani şöyle söyleyeyim. İtalya'da olmadı, Palermo'da, Moskova'da olmadı. İki senaryo var. Evet. Bir diplomatik süreç sonucunda barış olur mu? Uzlaşıya varılır mı? Rusya, Moskova, İtalya, Moskova, Rusya, Almanya. İçinde de olmadı. Sonuçta bir başka aktör gelir. Ki galiba onu da yani Atlantik'in öbür yakasından esas gelecek. Olan gelir, patron gelir der ki barış olur. Eğer istiyorsa. Evet. Ha, Libya'nın geleceğinde iki senaryo var. Bir uzlaşı. İki,
Hafter'in alması. Buradan Türkiye kısmına gelelim isterseniz. Evet lütfen hocam. Türkiye'nin çok kendini enteresan bir ikileme soktu ve bunun artık ayırdığına vardığını düşünüyorum. Yani ben de şeyi hatırlıyorum hocam. Şimdi daha önceki programlarımızda Türkiye'nin asker yollama tezkeresini ele alırken siz şu unsurun altını çiziyordunuz. Diyordunuz ki yani tamam pek çok güç ve ülke el altından da olsa yani resmi bir statü olmaksızın bu tarz girişimlerde bulunuyorlar ama Türkiye kadar bağıra çağıra, davul çala çala giden bir ülke yok diye. Ben metni incelediğimde ki bizim yani ülkemizin de Cumhurbaşkanımız oradaydı, katılım gösterdi ve imzaladı ki aile fotoğrafında da kendisini gördük zaten. Böyle Türkiye'nin yaptıklarıyla ortaya konan metin arasında her ne kadar metnin kendisi bir kurgu olsa da kale alınmayacak bile olsa bir çelişki yok mu? Şöyle kendi kendini yalanlamadı mı yani Türkiye? Hepsi. Yani Fransa da içinde geçer, Rusya içinde geçerler. Yabancı askerler çekilsen siz de gönderiyorsunuz falan. Bunların pek fazla bir hükmü yok o açıdan. Şöyle bir sorun var. Şimdi geçen sefer de söyledim sanırım. Şimdi Türkiye hava savunma sistemleri gönderiyor. Çünkü Trablus hükümeti zayıf. Evet. Fakat Türkiye'nin şöyle bir ikilemi var. Şimdi eğer hedefi şu Türkiye'nin, hedefi nasıl koyuyor? Sarraç hükümetini, yani Trablus'taki meşru hükümeti, ki bu meşruiyet tartışması da önemli ama oradan vaktimiz kalmayabilir. Meşru hükümetin ayakta kalması ki anlaşmada devam etsin deniz sınırlarını, deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması. Eğer Türkiye siyasi hedefine ulaşırsa, yani Sarraç hükümeti iktidarda kalırsa, Libya'nın bölünmüşlüğü kalıcılaşır. Ya bunun sonucu Libya'nın bölünüyor olması olur. Kesinlikle. Ha, şunu biliyoruz. Sarraç hükümeti, yani Trablus hükümeti Hafter'i yenecek güçte değil. Türkiye o kadar asker gönderemiyor. Evet. Dolayısıyla da iki ihtimal var. Ya Hafter yenecek ya da Trablus yakınlarında böyle bölünmüşlük devam edecek. Eğer Türkiye başarılı olursa Libya bölünüyor olacak. Çünkü mesela bu ne kadar devam? 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl böyle devam ederse pat durumu. Evet. O zaman Libya teritori olarak da, hani otorite olarak da yani bölünmeye başlar. Yani bir yerleşir, yerleşmeye başlar. Kanık sınırı doğru. Tabii. Yok, Hafter yenerse bu sefer Türkiye'nin zaten oradaki bütün askeri varlığı biter. Anlaşmayı kabul etmiyoruz der, zaten meşru değildi der, oradan kurar. Yani bu hükümet meşru değildi der. Dolayısıyla biz anlaşmayı yırttık der falan. O yüzden de böyle bir ikilem içine girdi Türkiye ve asker gönderme konusunda da geri adım attı. Tabii 80 tane eğitim şimdi, amacıyla gönderdi. Hava savunma sistemi gönderdi ve o teknik yani teknisyen niteliğinde şeyler yani savaş gücü gönderemiyor. Olmadı. Şöyle bir soru. Ambargoya takılacak zaten. Yani ya onu yapıyorlar yani el altından falan hani gönderirdi. Ama dediğim gibi Hafter'in hemen yanı başında Mısır var. Türkiye bunu Tunus'la dengeleyemedi, Tunus ve Cezayir'de. Evet. En büyük handikapı o. İkincisi bu Hafter'e karşı saçma sapan bir dil kullanıyor. Darbeci darbeci. Ya bir şeyi çok tekrar edince olmuyor. Evet. Yani dünya Hafter'i işte her bir diplomatik görüşmede Hafter daha fazla meşruiyet kazanıyor. Bunun farkında değil misiniz? YPG'yi de aynısını yapıyor. Suriye konusundan olmuyor. Çok ders yani çıkartılmamış. Terörist Hafter, haydut, savaş baronu falan. Yani şöyle Libya'da bir futbol maçı oynanmıyor ve taraf tutmuyoruz. Yani takım değil bunlar. Biz Hafterci değiliz. Biz Sarraççı da değiliz. Yani İhvan'la şey arasında hani bir tercih yapmak zorunda değiliz. Bir general, hani Amerika'nın hizmetindeki bir general arasında tercih yapmıyoruz biz. Biz takım tutmuyoruz burada. Yani bir şey AKP'nin yanındaysa karşısına geçelim. Bu tür hani çocuksu tavırlarımız yok. Yani burada bir sahada ne oluyor bunu anlamaya çalışıyoruz. Tabii. Dolayısıyla da buradaki şey gelişmeleri belirleme gücü Türkiye'nin elinden çoktan çıktı. Bu Birleşik Arap Emirlikleri ile çatışmayı da anlamsızlaştırıyor. Efendim şey telefon etmiş de Birleşik Arap Emirlikleri oraya gitmiş. Ya ne kadar kolaymış bu Birleşik Arap Emirlikleri de ne kadar güçlü bir devletmiş ki bütün Orta Doğu'yu böyle hani hallaç pamuğu gibi attı falan. Yani ki dolayısıyla aslında şey için söylediler bunu yani Hafter'in oraya gittiğine dönük hava sahasını kullandığı sadece Libya'ya geçmek için yani orada duraklamadığı söylendi ki bir de ona ihtiyacı mı var yani artık teknolojik bir devirdeyiz yani. Oradan oraya oradan gitmez başka yerden gider. Hani buralar dedim ki sahadaki durumu başka değiştirecek bir video konferans yapar yani. Tabii gelişmeler değil bunlar oralara takılıyorlar falan. Dolayısıyla Türkiye'nin lehine görünen bir durum yok. Türkiye orada Sarraç hükümeti Hafter'i yenemediği sürece
Türkiye çok tıkanmış vaziyette. Bunu söylemeye çalışıyor. Esas önemli olan kısım o. Evet. Yani ya Hafter yenecek ya da bölünmüşlük kalıcılaşacak. Bu ikilem arasına sıkıştı Türkiye. Peki hocam onaramaz mı Hafter'le Türkiye? Yani daha nötr bir pozisyona deniyor. Deniyor. Hafter kabul etmiyor. Çünkü ta 2013'ten bu yana Hafter'le çatışıyor Türkiye. Yeni bir şey değil. O yüzden de çok düşük ihtimal. Yani Amerika'nın Türkiye ile uzlaşım demesi lazım. Onu da Amerika bu koşullarda şu demez. Anda ihtiyaç duymuyorlar buna. Şu anda demez. Ve otoriteyi kurduktan hemen sonra Türkiye hiç ihtiyacı olmayacak. Evet. Orada Fransa olacak, Mısır olacak, Suudi Arabistan olacak. Onları engeller. Tabii. Çünkü orasıyla da arası çok koptu, kötü maalesef. Çok koptu. Yunanistan'la Avrupa Birliği'ni karşısına aldı. Evet ki yaptırım geleceği de söyleniyor. Yani doğru. Dolayısıyla da köprüleri yani bir, dedim ya bir yanlış politika böyle aşama aşama domino taşı gibi kendini böyle spiral şeklinde içine çekmeye başladı. Oraları geri alamıyor. Yani AKP gitse de geri almak artık. Bazı çok şeylerde zor. Bazı şeylerde eşikler aşılıyor. O yüzden zorlaşıyor giderek. Hata yaptıkça geri çevirmesi giderek zorlaştı. Dolayısıyla da Amerika Hafter üzerinden sahada bunu unutmayalım ve Türkiye'de hakikaten kendini tabii çok zor bir ikileme sokmuş durumda Libya'da. Anladım. Teşekkür ederim hocam. Güzel bir toparlama oldu. Özellikle bu toz bulutu hani denir ya gerçek bazen onun üzerindeki tozları dağıttıktan sonra kalanır diye öyle bir açıklama getirdiniz, aydınlattınız. Teşekkür ediyorum. Küresel gündemde Profesör Doktor İlhan Uzger ile beraber Berlin zirvesini, Türkiye'nin sıkışmışlığını, ABD'nin görünmeyen aktör olarak Libya siyasetindeki yerini ve önemini ele almaya çalıştık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.